Kent'teki dönüşüm projesiyle ilgili olarak Harvard Üniversitesi'ne davet edildim ve orada bir seminer verdim. Harvard Üniversitesi'ne bağlı 20 tane hastane var. Ve bunların hepsi bir merkezden idare ediliyor. Harvard Üniversitesi. Boston'da 60 tane üniversite var. Ve Harvard'a da bağlı 20 tane hastane var. Bunların ben Türkiye için çok iyi imkanlar olduğunu düşünüyorum. Bizim hastanelerimiz bunlar mesken olarak da, altyapı olarak da gerçek anlamda hastane zihniyetinden çok uzak olan yerler. Koğuş sistemi olan hastaneler. Düşünebiliyor musunuz? Hasta kalkıyor, tuvalet arıyor ve koridorlarda arıyor. Böyle bir şey olmaz. 5 tane hasta, 10 tane hasta bir arada yatıyor. Bunlar olmaz. Değerli kardeşlerim. Ve dolayısıyla şimdi bu sistemleri önüne geçiliyor. Hastalar tek veya iki kişilik odalarda yatıyor. Ve dolayısıyla insana insanca muamele gösteriliyor. Şehir hastanelerinin bunları uygulayacağına, yapacağına ben inanıyorum. Çünkü başlandı bile bunlara. Ve bunun üzerine gelelim üniversitelerde tam gün yasası. Nedir? Bu kadar gürültü koptu, patırtı oldu. Bu tam gün yasasıyla ne oldu? Tam gün yasası ve sağlıktaki dönüşüm projesiyle halk çok memnun oldu. Nereden biliyorsun hocam diyebilirsiniz. Halka soruldu ve halkın memnuniyet oranı Kalkınma Bakanlığı'nın verilerinde de bu böyle %75. Yani 100 kişiye sorulduğu zaman 75 kişi bu sağlık hizmetlerinden memnun. O zaman demek ki iyi yolda bir şeyler yapılabiliyor. Ancak bir kısım doktorlara ve bir kısım öğretim üyelerine sorulduğu zaman onlar memnun değil. Şimdi ben dedim ya, ben hükümetle üniversite arasındaki bu köprüyü kurmak istiyorum. Ve ben bu konuyu o zaman Sağlık Bakanı'na konuyu açtım. Dedim ki efendim bakın, doktorlar halk memnun. Evet, bundan hiç şüphe yok. Yapılan çok şey var ama doktorlar memnun değil. Bunun üzerine bana Sağlık Bakanı dedi ki, olur hocam dedi, siz uygun gördüğünüz hastanelerin yöneticilerini alalım, Ankara'da bir toplantı yapalım ve bu toplantıda herkesin fikrini soralım. Bakın değerli kardeşlerim, sayın hocalarım, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Erzurum, Bursa, Marmara, bütün bu üniversitelerin idarecileri Ankara'ya geldi ve Ankara'da biz gece 8'de başlayıp sabaha karşı 4'te biten bir toplantı yaptım. Bana her türlü bir takım şikayetleri anlatan hocalarım, ben bunu başka toplantılarda da söylüyorum, maalesef ki Bakan Bey'le yaptığımız bu toplantıda hiçbir şikayette bulunmadılar. Bunun üzerine çıkarken Sayın Bakan bana dedi ki, hocam toplantıdan memnun kaldın mı? Yani bu ne demek? Siz bunu abartıyorsunuz. Bakın ben herkesi topladım, kimse de burada şikayet etmedi. Şimdi bu şikayetler devam etti, toplantılarda hep bana geldi. Ve dedim ki bu doğru, yani biz artık şimdi burada bakanı atlayalım. Bu işi Sayın Başbakan'a açtım ben. Dedim ki bakın efendim, evet bu böyle ama bunun bir de bu yönü var. Yani hocalar bundan memnun değil, doktorlar bundan memnun değil. Ve Sayın Başbakan'ın doktoru, bizim de arkadaşımız Dursun Burra'yı ve bizim İstanbul Üniversitesi'nden rektör yardımcısını da alarak Başbakan bize evinde kabul etti. Gittik ve 2 saat müddetle bu tam gün yasasını beraber biz Sayın Başbakan'la tartıştık. Ve bunun üzerine mecliste tekrar ben o zaman dedi ki o zaman olur, hani
biz bunda bir değişikliğe gidelim. Ancak tabii araya maliyenin girmesi bir sürü şeyler giriyor değerli kardeşlerim. Öyle kolay olmuyor. Çok faktörler var. Ve tam gün yasası zaten siz öğretim üyelerini saat 5'ten sonra çalışmama gibi bir şeye mahkum edemezsiniz diye anayasa maddesinde, anayasadan eşitlik ilkesine aykırı diye zaten geri döndü. Ve bunun üzerine biz yeni bir yasa için uğraştık, çalıştık ve şimdi bunu böyle kendi başımıza uğraşıp da ben başbakan, sağlık bakanı oturup böyle yapmıyoruz bunları şüphesiz. Bütün üniversitelerle konuşuldu. Ben bütün üniversiteleri tek tek dolaştım. Sayın Bakan'la beraber dolaştık. Tabipler Birliği ile konuştuk. Herkesle beraber bu toplantılar yapıldı ve sonunda bir sonuca varıldı. Ve geçen hafta 10 gün evvel bu komisyonumuzda kabul edildi ve bu yasa önümüzdeki günlerde meclise gelecek. Meclise gelmeden nihai kararı vermek mümkün değil. Çünkü bazı maddeler mecliste genel kurula indiği zaman da değişikliğe uğrayabilir. Ama ben bu yasadan bütün hekimlerin, öğretim üyelerinin, bütün hepsinin de fikrini alarak, burada bir konsensüs sağlayarak bu tam gün yasasını çıkardığımıza ve bundan değerli arkadaşlarımızın memnun kalacağına inanıyorum. Değerli kardeşlerim, hekimlik çok zor bir meslek. Okulunun en çalışkan çocuğu, bütün bu çalışmaya rağmen başarılı, tıp fakültesine giriyor ve orada 6 sene boyunca gecesiyle, gündüzüyle, nöbetiyle çalışıyor. Onun bitiyor, ondan sonra bir ihsas olayı var ki evlere gelmek çok zor bir olay. Ve ondan sonra da hastanelerde nöbetlerle uğraşıyor ve her bir nöbetin arkasından da bu çocuklar yine orada çalışmalarına devam ediyor. Ve bir hekim para kazanmaya ancak 35 yaşından sonra başlıyor. Ben hekimlere saygım çok büyük. Hekimliğin çok kutsal bir meslek olduğuna inanıyorum. Ve çok büyük emeklerin karşılığında bir doktorun yetiştiğine inanıyorum. Ve eğer bu tam gün yasasının sonunda öğretim üyeleri bundan eğer bir takım istekleri daha varsa, eğer olmamışsa bütün hepsi, gerçekten çok üzülürüm. Ama her zaman mecliste halkın olduğu kadar onların da bir arkadaşları olduğunu hiçbir zaman unutmalarını istemem. Ve onların dertlerine, isteklerine ve arzularına da her zaman kapım açıktır. Hani derler ya, denir ya, ya ben gittim, yarım saat muayene etti, şu kadar para aldı. Yarım saat muayene etmedi. 30 yıllık yaşamını ve 30 dakikayı oraya koyarak o parayı aldı. Hem de ne biçim bir eğitim. O eğitimin arkasından bence hekimlerimizin her şeye layık olduğunu düşünüyorum. Ve hekimlerde bir şiddet olayı oldu. Değerli kardeşlerim, şiddet olayı her devrede vardı. Bakın, mesela bizde çok değerli kalp cerrahı Edip Kürklü hastanesinden çıkarken vurularak öldürüldü. Çok değerli göğüs hastalıkları uzmanı Kalaycı bizim hastanenin park yerinde vurularak öldürüldü. Bizim çocuk kliniğinde bir uzman arkadaşımız ayağından vuruldu. Bir hanım arkadaşımız tekrar vuruldu. Biz defaatten hastalarla olan tartışmalardan karakollara gittik. Ve bütün bunlar olduğu neden nedir ki hastanemizin kapısında polis vardır bizim. Vardır. Bu tartışmaların önüne geçebilmek için, bunların olması için. Acillerde, nöbetlerde polisi biz devamlı çağırırız, yanımızda olsun isteriz. Peki bunlar güzel mi? Şüphesiz değil. Biz bu doktora, sağlık çalışanlarına, sadece doktorun
tek almak doğru değil. Hemşireye de oluyor, oradaki sağlık teknisyenine de oluyor, herkese oluyormuş işte. Ama biz diyoruz ki ya bu kadar hizmetin karşılığında bu olmasın. Biz bunun içinde yeni bir kanun çıkardık. İktidar muhalefet beraber birleştik ve komisyonda bir kanun çıkardık ve o kanunda bu tanggül yasasıyla beraber tekrar meclise geliyor. Şimdi bu konular ve gelelim ilaç konusuna. İlaç firmalarıyla büyük kavgalarımız, gürültülerimiz oldu. Çünkü ilaç fiyatları %80 düşürüldü. %80. Bu tabii ki ilaç sanayicilerini son derece küstürdü. Ve son derece yaygaralar koptu. Ama bakanlıktan geri adım atmadı. Ve bugün 2002'den evvel olan değere göre ilaçların fiyatları %80 daha düşük. Şimdi değerli kardeşlerim, şüphesiz bu konuda söylenecek çok söz var. Çünkü, tekrar söylüyorum, sağlık bana göre, ben bakın bir siyasetçi olarak konuşmuyorum, bir doktor ve halkla beraber olan bir doktor olarak konuştuğum zaman, sağlıkta gerçek anlamda hayal değil, gerçek olduğu diyebiliyorum. Yurt dışında görüp özlediğim bazı şeylerin bugün Türkiye'de gerçekleştiğini görüyorum. Bu dar olan zamanda bunların hepsi de benim tek tek girmem, inanın ki çok zor bir olay. Ama hepinizden gelen soruları, sorular geldikçe cevaplamayı bu gece hep beraber bunları arzu ediyorum. Ve bütün bugün siyasi partiler demokratik olmanın en baş özelliğidir ve dolayısıyla